Merhaba sevgili dostlar, 4. sınıf matematik ara tatil tekrarı dersimize hoş geldiniz. Bugün ara tatile kadar gördüğümüz matematik konuları ile ilgili sizlere çok güzel sorular hazırladım. O soruları hep beraber çözeceğiz. Özellikle son iki sorumuz çok zor arkadaşlar. O soruları çok dikkatli dinleyelim. Şimdiden beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videonun sonunda sizlere bir soru bıraktım. O soruyu da çözüp yorumlara yazmayı unutmayın. Ve dersimize başlıyoruz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu sefer bir değişiklik yaptım. Zor bir soruyla başladım. 2 tane doğal sayımız var. Bu doğal sayıda A rakamları var gördüğünüz gibi. Bu A rakamlarının basamak değerleri çarpımı 9000'miş. 9000 olduğuna göre diyor A kaçtır diyor. Bu A rakamlarının hangi basamaklarda olduğunu incelememiz lazım ilk önce. Bakıyorum bu A yüzler basamağında. Buradaki A ise onlar basamağında. Tamam, şimdi o zaman şöyle düşünelim. 1 koyarsak bunun yerine şıklardan gidelim. 1 koyarsak 100 olur değil mi bunun basamak değeri? 100 ile ben neyi çarpacağım o zaman? Onu çarpacağım. Onu çarparsam ne olur sonucu? 1000 olur. Demek ki 1000 değil 9000 olması lazım. İşte bize bunu soruyor. Hangisi yapar bunu diyor. Bu şıklardan 3'ü deneyelim. 3'ü koyarsak 300 olur. Çarpı. Bu da 30 olur basamak değeri. Değil mi? Evet, bunları çarparsak ne olur? 0, 0, 0, 9 yani 9000 olarak cevabımız buluruz. Demek ki cevabımız B şıkkıymış arkadaşlar. İkinci sorumuzu okuyorum. 4 basamaklı kaç doğal sayı vardır? Evet, bu da çok böyle yanlış yaptığımız sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar 4 basamaklı kaç tane doğal sayı var? Yani 1000'den başlıyor değil mi? 4 basamaklı doğal sayılar kaça kadar gidiyor? 9999'a kadar gidiyor. O aralıkta 1000 ve 9999 da dahil olmak üzere kaç tane doğal sayı vardır? Bize bunu soruyor. Bunu bulmak için şöyle yapacağız. En büyük 4 basamaklı doğal sayı yazdım. Şimdi bir de en küçüğü yazacağım. Eksi diyeceğim ama arasına. Bunları birbirinden çıkarırsam neyi bulurum? 8999 bulurum. Değil mi? Evet. Buna bir de 1 eklersem arkadaşlar 9000 yapar. 9000 tane 4 basamaklı doğal sayı vardır diyoruz. 4397 doğal sayısındaki 4'ün basamak değeri 3'ün basamak değerinden ne kadar fazladır? Şimdi basamak değerlerine geldik. Basamak değeri için ne yapmamız lazımdı? Önce 4 hangi basamakta onu bulalım değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında 4 varsa bu nedir? 4000'dir değil mi? Peki 3'ü soruyor değil mi bir de? 3 nerede? Birler, onlar, yüzlerde. Demek ki 3 tane yüzlük, 300 bunun da. Arasındaki neyi soruyor bize? Ne kadar fazladır diyor. Yani farkı soruyor arasındaki değil mi? O zaman çıkarma işlemi 300'ü çıkaracak olursak 0, 0, 10'lu kaldık buradan. 3 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 3 de buraya geldi. 3700 olarak cevabımızı bulduk arkadaşlar. 5617 4 basamaklı doğal sayısı sayı doğrusu üzerinde aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? Bakın arkadaşlar normalde soruyu aslında çözeceksiniz ama bakıyorsunuz ki sayı doğrusu üzerinde falan diyor, böyle kafanız karışıyor, tamam mı? Hiç ona aldırmayın. Yani diyor ki bu sayı diyor hangisine daha yakın diyor. Direkt sana bunu soruyor. O zaman ne yapacağız? Önce bir binler basamaklarına bakalım. Hepsinin 5 değil mi? Bunun da 5. O zaman binler basamağında ben bu işi çözemem. Binler basamağına atayım bir. Ne kaldı sonra? Yüzler basamağına baktık. Bu 6, bu 5, bu 6, bu 7, bu 7. Şimdi bak 600'den daha yüksek değil mi sayı? Evet. O zaman bu yakın olabilir değil mi? Bu bende bir kalsın. Bu benim birinci tercihim olmalı. Şimdi normalde yapmamız gereken işlem aslında 617'den 500 çıkaracağım. 617'den 600'ü çıkaracağım. 700'den 617'yi çıkaracağım. 750'den de 617'yi çıkaracağım ve en az fark olanı işaretleyeceğim arkadaşlar. Ama daha kısa bir yöntemi var. O da şudur. Bakın 600'den sonra burada ne var? Mantık yürütürsek 17 değil mi burası? Yani bu 17 fazla. Bak 700'e gitmesi için bunun daha bir 80-90 daha gitmesi lazım değil mi? Yaklaşık olarak söylüyorum. Bunun gitmesi için bak bir 100'den fazla gitmesi lazım. Buraya gelmesi için bir 100'den fazla gelmesi lazım. Demek ki en yakın olan bu arkadaşlar. Ya da hepsinden çıkarıp sonucu yine bulabilirdik. 1000 tane birlik, 10 tane binlik ve 100 tane yüzlük ile oluşturulan sayı kaçtır? Arkadaşlar bakın bu sorularda ifadelere dikkat edelim, tamam mı? Şimdi bir tane binlik sözünü anlıyoruz. Fakat bir tane binlik bin demekken 1000 tane birlik de bin demek değil mi? 1000 tane birlik diyor. Yani 1000 diyor aslında sana değil mi? Yani bu sayı kaçtır diyor. O zaman binler basamağımız var sayıda değil mi? 1000 tane birlik dediğine göre binler basamağı var. 4 basamaklı en az sayımız. 4 çizgiyi çektim. Binler basamağını 1 yazdım. Bu 1000 tane birlik demek, tamam mı? 10 tane binlik diyor. O zaman bir 10 binlik var burada değil mi? O zaman buraya bir 10 tane daha binlik koyduk. Sonra 100 tane yüzlük diyor. Şimdi 100 tane yüzlük. Bunu ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım değil mi? 100 ile 100'ü çarpalım. 10.000 yapan arkadaşlar, demek ki bir 10.000'lik daha var değil mi? O zaman burası 1 ne oldu? Bir artı 1 daha geldi buraya. Sonra ne diyor? Oluşturulan sayı. Devamı demek ki bunun 0 değil mi? Yani başka bir şey vermemiş bize. 1, 1 daha 2, 1 buraya geldi. 0, 0, 0. Demek ki sayımız 21.000 diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 130.005 sayısının rakamla yazılışıdır? Arkadaşlar bu sayıları rakamla yazarken ne yapıyorduk? Direkt 1000 dediği yerden çizgi koyuyorduk değil mi? Bunu artık öğrenmiştik. 130.000 diyor değil mi? O zaman binler bölü ne olacak arkadaşlar? 130 olacak değil mi? O zaman bakıyorum, binler bölü 130 olanları arıyorum. Bu 131, bu gitti. 130, 130, 130. Tamam. Geri kalan neymiş? 5'miş. O zaman binler bölüğünden sonra ne olmalı burada? 5 olmalı. Bakıyorum 10 var, 105 var, 5 var. Demek ki cevabımız bu arkadaşlar. Bu kadar basit bu sorular. Çözümlenmiş halde bir sayı verilmiş ve bu şekilde çözümlenen sayımız kaçtır diyor, bize soruyor. Bakalım şimdi bu sorularda ilk önce ne yapıyorduk? Kaç basamaklı sayımız, onu belirliyorduk. Neye göre belirliyorduk? Tabii ki de buradaki en büyük basamağa bakıyorduk. En büyük sayı hangisi? 100.000. Demek ki 6 basamaklı sayımız değil mi? Çünkü 100.000 6 basamaklı bir sayı. Şimdi bak, bunu yaptıktan sonra işimiz gerisi kolay, tamam mı? 9 tane 100.000'lik varmış. O zaman 100.000'ler basamağı 9. Son artı ne varmış? 4 tane binlik varmış değil mi? Binler basamağı. Birler, onlar, yüzler, binler. Burası 4 o zaman değil mi? 2 tane yüzlük var. Tamam. 7 tane de birlik var. Birler basamağı da 7. Geri kalanlarda boş yerler, bilgi vermediği için 0. Demek ki sayımız 904.207 arkadaşlar. Evet, yine karıştırabileceğiniz zor bir soruyla devam ediyoruz. Bu 5 basamaklı bir sayıdır diyor. Bu sayının birler ve yüzler basamakları yer değiştirirse sayının değeri ne kadar artar? Bunu soruyor. Arkadaşlar bu sorunun iki çözümü var. İki çözümü, birisi uzun, birisi kısa. İkisini de söyleyeceğim. Birincisini yapmayacağım ama sadece anlatacağım. Çünkü çok uzun bir yöntem. Size hiç tavsiye etmiyorum. Nedir o yöntem? Buradaki A, B, C'ye değer vereceğiz. İstersen hepsine ne de? 1 de, tamam mı? Hiç fark etmez. Yani 2 de 3 de değiştir. Hiç sorun değil. Tamam mı? Sonuç gene doğru çıkar. Sonuç olarak biz 3 de 7'nin yerini, yani yüzler ve birler basamakların yerini değiştireceğiz. Anlaştık mı? Yani bunların yerini değiştirip sayıları birbirinden çıkarırsak birinci yöntem bu şekilde buluruz arkadaşlar. Ama bizim işimiz bununla değil. Bizim işimiz kısa yöntemle. Nedir o? Bakın, sadece yüzler ve birler basamağından bahsetmiş değil mi bize? Yani bunlar hakkında bilgi vermiş. O zaman ben sadece bunlarla işlem yapabilirim. Nasıl yaparım? Önce ben bu sayının normal halindeki yüzler ve birler basamaklarının basamak değerleri toplamını bulmalıyım. O da nedir? 300 artı 7'den 307'dir arkadaşlar değil mi? Bu 300, bu 7, 307'dir. Şimdi bak, bir de yer değiştireyim. Buraya 7 yazayım, buraya 3 yazayım. Değil mi? Yer değiştirirse diyor değil mi? Arasındaki farkı soruyor bana, ne kadar artar diyor. Öyleyse yer değiştirmem lazım. Bu 7, bu 3 olduğunda ne olacak? 700 olacak bu, bu da 3 olacak. Yani 703 olacak değil mi arkadaşlar? Diyor ki ne kadar arttı buradan buraya diyor. Bunu bulmak için ne yapacağız? Bundan bunu çıkaracağız tabii ki de. 703'ten 307'yi çıkarırsak 3'ten 7 çıkmaz. Buradan da çıkmadı. Buradan bir 6. Burası 10 oldu. Buradan 9 kaldı. Burası 13 yaptı. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Yani cevabımız 396 arkadaşlar. Sıralama sorumuz var. Bakıyoruz ki A diyor bu sayıdan büyükmüş ve bu sıralamaya uyan en küçük A doğal sayısını soruyor bize. Yani buraya bir sürü sayı yazılabilir ama A yerine en küçük ne yazabiliriz diyor. Bunu bulmak için tabii ki ilk önce şu işlemi yapmamız lazım. Bakalım şimdi 3716'dan 1947'yi çıkaracak olursak 6'dan 7 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. Burası 0 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. Burası 6 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 6'dan 9 çıkmaz. Burası 2 oldu. Burası 16 oldu. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 1769. A sayısı bu sayıdan büyükmüş. Tamam mı? O zaman ben A yerine en küçük ne yazabilirim diyor. Bak, A sayısı buradan büyük değil mi? Büyükse ben buraya da en küçük sayı yazmak istiyorsam A sayısı en küçük hali bunun bir fazlası olmaz mı? Tabii ki de. Bak şöyle düşün. 1, 2. Tamam, 2 büyüktür 1'den olsun. Ya da şöyle diyelim, B büyüktür 1'den olsun. B yerine en küçük ne yazabilirim? Bunun bir fazlasını, yani 2 yazabilirim değil mi? 3 de yazabilirim, 4 yazabilirim. Onlar da büyüktür ama en küçük 2 yazabilirim değil mi? 1 yazarsam eşit olur zaten, olmaz. Öyleyse buraya da bunun bir fazlasını yazabilirim. Yani Şöyle bir ile toplayacak olursak şöyle kısaca şurada 1 ile topladım 10 oldu, 50 var 1 oldu, 6 7 oldu. Ondan sonra 17'yi de buraya yazdık. 1770 olarak sonucumuzu bulduk arkadaşlar. Evet, videonun başında bahsettiğim sizlere 2 tane zor sorumuz vardı. O sorulara geldik şimdi. Bu soruyu da hatta sizlere topluluk sekmesinde paylaşmıştım arkadaşlar. Çözen arkadaşlar belki olmuştur. Şimdi cevabını söyleyeceğim. Öncelikle şu sorumu çözüyorum. A çarpı A artı 23 eşittir 39 işlemindeki A'nın değeri nedir? Arkadaşlar böyle sorular gördüğünüzde ilk böyle tepkiniz genellikle şu oluyor. Ya ne kadar karışık, ne yapacağım şimdi, değil mi? Arkadaşlar aslında bildiğiniz şey ne bu? Şu bak, bir toplama işlemi, bu sayıyla bu sayı toplanmış, bu sayı olmuş. Alt alta yazayım, bak şimdi ne kadar kolay anlayacaksın. A çarpı A, parantezle yazayım karışmasın. 23 ile toplanmış, ne olmuş? 39 olmuş. Öyle değil mi? He, bak şimdi daha kolay oldu. Şimdi biz toplama işleminde bir toplananı bulmak için ne yapıyorduk? Toplamdan diğer toplananı çıkarıyorduk. Yani bundan bunu çıkarırsak bunu buluruz, değil mi? Öyleyse 39'dan 23'ü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. He, bak şimdi 16 neymiş demek ki? A çarpı A'ymış. Bak şimdi işlem ne kadar kolay oldu. He, bak şimdi A yerine ne yazayım? Bir düşüneyim. 1 yazsam 1 kere 1 1 yapar. 2 yazsam 2 kere 2 4 yapar. 3 yazsam, ikisi de A ya, aynı sayı. 3 kere 3 9 yapar. 4 yazsam 4 kere 4 16 yapar. Demek ki A'larımız neymiş arkadaşlar? 4'müş. A sayısını 4 olarak buluyoruz. Geldik sıradaki sorumuza. 2 basamaklı bir sayı ile basamakların yerleri değiştirilerek elde edilen yeni sayı arasındaki farkın rakamları toplamı daima kaçtır? Bakın ne kadar karışık gibi geliyor değil mi ama? Bakın arkadaşlar böyle karışık sorular gördüğünüzde ilk yapacağınız iş yazmaya başlamak, tamam mı? Düşünmekten önce gördüğün ifadeleri sayıya dökmeye, yazıya dökmeye çalış. Öyle yaptıkça bir şeyler kafanda belirmeye başlayacak. Yapalım şimdi. 2 basamaklı bir sayı ile. Ne olsun bu sayı? Bana söylememiş. O zaman ben kafama göre yazabilirim, değil mi? Yazalım o zaman. 73 olsun. Yani kafama göre yazdım. Bana söylememiş sonuçta. Sonuç olarak devam ediyoruz. Sayı ile basamakların yerleri değiştirilerek elde edilen yeni sayı diyor. Basamakların yerleri değiştirerek elde edilen. Bunların yerlerini değiştir diyor. Demek ki 37 olacak o zaman. Değil mi? Bu sayı arasındaki farkın rakamları toplamı daima kaçtır? Arasındaki farkın dediği için bu bir çıkarma işlemi. Değil mi? Bu çıkarma işleminden buradaki çıkan sonucun ne diyor? Farkın diyor. Rakamları toplamını bul bana diyor. He, bulalım bakalım. Önce bir çıkarma yapalım. 3'ten 7 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 6, burası 13 oldu. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 36. Şimdi rakamları toplamını bulalım. Bu 3, bu 6. 3, 6 daha kaç eder? 9 eder. Değil mi? Ha, bak şimdi 9 etti. Ama acaba her zaman 9 mu ediyor? Çünkü bana burada daima demiş ya. Bir deneyelim mi? Bir 21 sayısıyla deneyelim. Rakamların yerlerini değiştirdim. 12 oldu. Çıkarırsak 20'de 12 çıktı. Aa, gene 9 kaldı. Demek ki her zaman oluyor bu. Başka bir sayı diyelim, 90 olsun. Tamam mı? Rakamların yerlerini değiştirdim. 09 oldu. Yani 9 oldu sayımız. Çıkardık. 81 oldu. İkisini topla. Gene 9 oldu. Demek ki daima 9 oluyormuş bu şekilde. Öyleyse sonucumuz 9 arkadaşlar. Evet canlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bugün ara tatile kadar gördüğümüz matematik konularının hepsini tekrar ettik. Şimdi sıra sende. Bu soruyu çözüp yorumlara yazıyorsunuz canlar. Ben de size doğru ya da yanlış şeklinde cevap veriyorum. Demeden önce hemen size ipucumu söylüyorum. Bakın burada bir toplama işlemi var. Bu toplama işleminde A ve B rakamları var. O rakamları bulacaksınız. Ondan sonra yan yana yazıp iki basamaklı sayılar halinde önce B'ye sonra A'yı yazıp bir iki basamaklı sayı oluşturacaksın. Sonra önce A'yı sonra B'yi yazıp iki basamaklı bir sayı oluşturacaksın. O iki sayıyı birbirinden çıkaracaksın ve sonucu bulacaksın. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Videoyu paylaşmayı da unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Thank you.